aslında olması gereken nedir? Bu düşünmek işi, yani varlığı, maddi unsurlarıyla bize yansıyan varlığı, melekuti boyutuyla algılamak ve Rabbinin oraya yüklediği anlamlarla irtibatlı olarak algılamaya çalışmak, sadece kelamcıların, sadece işte filozofların, sadece bu işi bir bilgi alanında ya da mesleki alanda ortaya koymaya çalışan insanların işi olarak görmek çok yanlış. Her bir insan aslında bu mülkü doğru okuduktan sonra arka planda bunun daha geniş kuşatıcı anlamlarını ifade eden ve dayandığı isimleri ifade eden bir melekût alanı olduğunu, onun varlığın her bir nesnesinin ta zerrelerden başlayıp da ondan sonra işte moleküller, organlar, organizmalar ve topyekün kainat olarak Rabbine her bir varlığın yaptığı ibadeti, onun yaptığı zikri takdim eden melekler şeklinde bir ordunun bulunduğunu ve bu ordunun da başında Cebrail Aleyhisselam'ın olduğunu idrak edip her bir nesnenin aslında bir zakir, yani Rabbini zikreden bir konumda olduğunu idrak etmesi lazım. Yani bu benim neyime diyebilecek hiçbir insan yok. Her bir insanın çok şeyine bu. Çünkü yaratılış gayesi bu. Kesinlikle. Yani insan ne profesör olsun diye yaratılmış, ne mühendis olsun diye yaratılmış, ne doktor olsun diye yaratılmış. Yani bunlar tabii onun günlük hayatta, sosyal hayatta ya da mülk alemindeki icra ettiği ya da ifa ettiği vazifeyle bağlantılı bir tanım ve konum olabilir. Diğer taraftan hani işte çoban, ondan sonra sebze işiyle uğraşan ya da çiftçi, manav, ondan sonra daha bunun gibi hani bu işlerle uğraşan insanın düşünmekle çok fazla işi yok gibi bir algı yerleşmiş ve hani kendini oluşturan kehanet gibi buna inanan insan da kendini artık düşünceden sıyırıyor. Fakat burada enteresan bir şeydir. Bu Risale-i Nur hakikatleri, o vatan satını mektep yapmak arzusuyla insanlara öyle bir şevk, öyle bir gayret vermiş ki, yani bakıyorsunuz terzi ama derin hakikatlerle uğraşıyor ve dükkanına gelen insanlara bunlardan bahsediyor. Evet. Hem de aşkla, şevkle bahsediyor. Tabii. Hatta çok duymuşumdur ben. Diyelim ki Risale-i Nur'la meşgul bir terzi gittiği yerde konuşuyor. İşte siz hangi okulda öğretim görevlisisiniz veya hangi üniversiteyi bitirdiniz gibi sorulara muhatap oluyor. O da ben üniversite mezunu falan değilim ya, ilkokul mezunuyum. E peki bu kadar şeyi nereden biliyorsun? İşte uğraştığım için, o hakikatlere muhatap olduğum için gibi bu tarz olaylar yaşamış çok Risale-i Nur talebesi gördüm ben. Tabii bu Risale-i Nur hakikatlerinin bu bahsettiğimiz manayı kırmasından belli ölçüde kaynaklanıyor. Aynı hal aslında bütün inananlar için, bütün inananların da ötesinde bütün insanlar için geçerli olmalı. Kesinlikle. Her bir insan kainata, mülk alemine bu zeminde muhatap olmalı. Ve o mülkten de melekûta geçecek yolların arayışı içerisinde olmalı. Manadan maddeye indirgenmiş yapıyı o maddi alana muhatabiyetle tekrar manaya dönüştürmek konumunda her bir insan. Dolayısıyla melekûtun sonsuzluğundan mülkün sınırlılığına inmiş varlığı tekrar melekûtun genişliğinde, yani Rabbine bakan boyutun güzelliğinde idrak etmek konumunda olmalı her bir insan. Ve bu anlamda da varlığın mülk boyutu bize bir kitap konumunda yansıyor ve kainatı bir kitap olarak algılamamız durumunda önümüze koyuyor. O kitabı da okuyup anlamına ulaşmak durumundayız. Kesinlikle, zaten dediğimiz gibi vazifemiz bu. Yani tabii. Belki mesleklerimiz, branşlarımız dediğiniz gibi onlar hayat içerisinde bizim kimliğimiz, elbisemiz, ama belki de düşünmeye başlayacağımız ilk adım mesleklerimizdir. Hani belki de onun için verilmişti. Belki de onun için bu mesleği işte Allah o şekilde üstümüze o kisveyi giydirmiştir. Yani başlayacağımız, düşünmeye başlayacağımız yer mesleğimizdir. Onu evet, kullanmamız lazım. Evet. Diye bir adımdır. Tabii. O zaman aslında
Şunu hepimizin bilmesi belki gerekiyor. Varlık ve kainat kitabı dediğimiz şey, alemlerin Rabbinin o sonsuz özelliklerinin ve sonsuz güzelliklerinin ve o sonsuz özellik ve güzelliklerin her bir isme, işte mukaddirdir, musavvirdir, celildir, cemildir, kahirdir, ondan sonra mukaddirdir, rahmandır, rahimdir, bütün bu manalara dağılmış. Yani ismi azam dediğimiz çok üst bir noktadan Cenab-ı Hakk'ın farklı isimlerine ayrışmış. O her bir isminde sonsuz şekilde tecelli ettiği bir melekuti alandan perdelenerek mülk dediğimiz alana iniyor. Ve kainat dediğimiz şey bu. Evet. Bu da şuna benziyor. Aslında her bir cümle insanın ruh alemindeki çok geniş ve kuşatıcı manaların kelimelere indirgenmiş şekli. Evet. Karşı tarafın ve diğer ferdin o hastelerini yani özelliklerini geliştirdiği ölçüde sizin kelimeleriniz onun da ruh dünyasında çok üst düzey manalara ulaşır. Ve bu kainat aslında mukaddes sonsuz olan zatın onun mukaddes aleminde oluşan manaların kelimelerle ifade edilişi gibi. Evet, yani bizim sınırlı aklımıza bir şekilde indirgeniyor. Evet. Yani muazzam bir sınırsızlık tabii var, esma var. O mülk aleminde bizim anlayabileceğimiz bir şekilde ne yapıyor? Çerçevesi çiziliyor ve bize sunuluyor bir tabii şekilde. Buna da tenezzülat-ı ilahiye. Evet, Allah-u Teala yani bizim anlayabileceğimiz şekilde indirmiş, buna tenezzül etmiş. İlahi bir tenezzülden tabii bahsediliyor. Ve evet, bu indirgenmenin ardından o kendisine indirgenmiş hakikatlere muhatap olan her insan hangi sosyal statüde olursa olsun tekrar melekûttan, mülkten melekûta doğru eşyayı anlamlandırmak lazım ve varlığın sonsuzluğunu idrak etmek konumunda. Zira biz insanız. Evet. Tabii. Bu akşam da mana yolculuğumuzun sonuna geldik. Öyle mi? Evet. Biraz çok hızlı geçti gibi sanki. Evet, çok hoş bir sohbet olduğu için Allah hakikaten zamanda da bir kısalma söz konusu oldu herhalde. Evet. Bir duayla bitirebiliriz Sayın Hocam. Evet. Cenab-ı Hak inşallah bu mülkün sınırlılığında gördüğümüz her bir varlığı asıl hakikatine ruh alemimizde dönüştürmeyi ve kalbimizde onların bize yansıttığı manaları hissedebilmeyi ve eşyadan esmaya her zaman yolculuk içinde olduğumuz ve çok kısa intikallerle her bir eşyadan onun dayandığı hakikat olan ismi görebilmeyi varlığın her safhasında ve zamanın her saniyesinde bizlere nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Bir başka Manayı Harfi programında görüşmek duasıyla hayırlı akşamlar dostlar.